Tekrar merhabalar değerli örgütçüler, hoş geldiniz. Yine Sema 04 Semad'ın kanalındasınız. Aklıma geldikçe değişik şeyler üretmeye devam ediyorum. Bu arada iplerin arasına dolaşmışım. Her taraf ip, şiş. Çok dağınık çalışıyorum. Sevgili örgütçüler, bunu ben attım, paylaştım sizinle. Siz de gördüm ki beğenmişsiniz. Altındaki yorumlardan ya da işte bana özelden attığınız yorumlardan kazağın tamamlanmasını istiyorsunuz. Ben de bu kazağın tamamlanmış halinde göstereceğim size. Fakat böyle rengarenk yapmak istiyorum. Hatta bir de yeşilim var. Şöyle güzel bir yeşilim var ama şöyle olmaz herhalde, değil mi? Olmaz, olmaz, olmaz. Şu iki rengi kullanarak mavimin yanına böyle aşama aşama yapmak istiyorum. Tamam mı? Siz isterseniz tek renkle yapın. Ben şimdi kazağımı bir miktar ördüm. Sevgili hanımlar, bunu ören kişiler fark ediyordur. Hemen yapar. Bizim bu nerede bitiyordu? Önde bitiyordu, değil mi? Hatta önde öyle bir şekilde bitirdik ki biz bunu, yani ekleme noktası bile belli değil ama ipten belli. Bakın şurada başlayıp şurada bitiyordu ama güzel bir ekleme sonucu herhangi bir görüntü bozukluğu yok. Sarı ipi bağladım. Sarı ipi bağlarken ne yaptım biliyor musunuz? Tam şu omuzdan bağladım. Şurada burayı, bu izi kaybetmek, belki örgücü arkadaşların, acemilerin zoruna gider diye şuradan başladım. Sarı ipi hemen bakın şuradan bağladım. Sarı ipimle devam ettim. Sarı ipim de etrofil. Bununla zaten sarı kısa kol bir şey yapmıştım. Orada da ipin renk kod numarasını görebilirsiniz. Şimdi hemen iki tane zincir çekiyorum. Buradan da bakın nasıl ekliyorum. Şöyle direkt giriyorum. Her şeyin daha kolayları var. Şöyle bir dursun bakalım. Şimdi bunun, sevgili hanımlar, bunun yaka düşürmesi bitti. Yani kol yeri de bitti. Şu camı bir kapatayım, rüzgar geliyor. Hemen şöyle mezromuzla ölçüyorum. Bakın şu artırma kısmına başladıktan sonraki aşamamız bizim tam 16 santim. 16 santim. Şimdi şöyle bakıyorum, bu kol benim için yeterli diyorum. Bu kaç yaşına olur yaka? Yani çocuğun gelişimine bağlı. Gerçekten arkadaşlar, dün ben tuhafiyemdeydim. Elimde bir örgü var. Bakın şu örgüyü yapıyorum. 5-6 yaşa yapıyorum. Bunu da paylaşacağım sizinle. 5-6 yaşa başlıyorum. Dün ben 6 yaşında bir çocuk gördüm. Gel sana yavrum bir ölçeyim dedim. Çocuk içine düştü. Ama benim torunum dar geliyor torunuma. Çocuğun gelişimine bağlı. Ben yine de mezroyla ölçüyü santim santim vereceğim size. Şu anda benim tahminim bu. 4 yaşına rahat olur. Tamam. Hemen kol altına ekleyeceğiz. Kol altına eklerken de ne yapıyoruz? Şuradan başladım. Öndeyim. 5 zincir çekerek aynı noktaya tekrar son artırmamı da yaptım. 2 zincirle dolgularımı yaparak diğer kola doğru ilerliyorum. Bunu büyük beden için sormuşsunuz. Büyük beden için arkadaşlar yolda geliyor. Yine de bu bölümden onun müjdesini vereyim. Hemen bu videonun arkasından büyük beden aynı model yaptım. Fakat bu dolgular onda 3 tane. İçer dolgu. Onu sizinle paylaşacağım. Eğer bunda daha büyük beden yapmak istiyorsanız, biz arkada kaç model yaptık? Şöyle bakıyorum. Reglandan sonra kaç model yapmışım? Burası reglan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Büyük beden için arkaya bunu 11 model. Yani 11 tane kare yap. Eğer böyle ikili yapacaksan.
Kollara ben 5 tane kare yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5. Kollara da 6 tane yap. Ön yine bunun aynısı. Yani arka bedenin aynısı. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Ama dediğim gibi beklerseniz de yolda geliyor. Hem de neyle yaptım onu da şu anda hatırlamıyorum ama diva kalınlığında bir iple yaptım. Güzel yavru ağzı. Büyük beden. Onun yaka lastiği de buna benzer bir şey. Reglana kadar ilmeklerimi yine aynı şekilde yaptım. Yani inanın oturan bir kişi bir günde bu kaza örer ve bitirir. İster kollu, ister kısa kol, ister sıfır kol. Reglan noktasına geldim ve bir zincir çektim. Şimdi buradan diğer kola ekleyeceğim ben bunu. Kolun altına hemen zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, buraya 2 tane. 2 trabzan yapayım ki görüntümüz de bozulmasın. Yani reglan noktasına 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şu ortaya bir tane kare yapacağım, yeterli. Hemen şu kolu aldım. Bakın ön yüzdeyiz. Tamam mı? Ön yüzden ekliyorum arkadaşlar. Bu kolu aldım ve tığımın başına aldım. Reglan noktasına girerek 1, 2, 2 ve kolumuzu ekledik. Kolumuzu ekledik. Şu kolun altına 6 zincir çektik. Biraz daha şey olsun böyle, rahat olsun diye. Hemen şimdi devam ediyorum diğer noktaya kadar. Diğer kola kadar 2 zincir, 2 trabzan olarak hızlı bir şekilde örüyorum. Diğer reglana kadar geldim. 2 trabzandan sonra reglan noktasına 2 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Diğer kolu aldım. Artık diğer kolda ekleme yerimiz bizim, değil mi? Şekilde zincirin içerisine girerek arkadaşlar tamamladık. Devam ediyorum. Artık şuraya zincirin içerisine şöyle kaydırmamı yapıyorum. Bakın bu artırmanın içerisine 1, 2 zincir çektim. Burası bizim başlangıç ve yerimiz. 3 zincir çekerek devam ediyorum. Bir, işte bir tanesini buraya yaptık. Zincirle birlikte 2 tane sayılıyor. Tamam mı? Hemen bir, iki zincir çektim. Diğer yuvaya girdim. Bedeni eklemiş olduk. Bedeni istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. İster böyle çocuğun hani tunik tarzı parklara giderken akşam serinde falan çok rahatlıkla üzerine giydirebileceğiniz şöyle dizlere kadar ya da diz üstünde olunca böyle efil efil çocuklar rengarenk şeyleri çok sever. Onun için ben de bunu aklımda yeğenime hediye edeceğim. Benim yeğenlerim var. Allah bağışlasın ikiz. Tam da onu gözümün önüne getirerek yapıyorum. Bu şekilde sevgili hanımlar bedeni diğer kola kadar örüyorum. Şimdi kolun altındaki zincire kadar ördüm. Değerli örgücüler, bakın burada bir, iki tane zincir çektim. Hemen şöyle ortalıyorum. Bir, iki, üçüncü zincirin içerisine
bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum, devam ediyorum. Şimdi bu alta çocuğun ya da bedenin genişliğine göre iki tane koyarsanız beden daha genişler. Dört tane koyarsanız, yani büyüklerde farz edelim bunu, dört kare koyarsanız daha bir genişler. Onun için ben eklenmesini gösteriyorum sevgili hanımlar. Yetişkinler için şurası en az 18 santim olmalı. Kol altına da yetişkinlerde kiloya bağlı 4'e kadar, 5'e kadar kareleri oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bir miktar öreceğim. Sonra kollarını da yine birlikte yapalım. Etek kısmını yapalım. Sonra da kollarını birlikte yapalım. Benim de biraz işlerim var. Hemen böyle bir ara verelim. Dinlenelim, devam edelim. Hava bugün Ankara'da hem yağmurlu hem bozuk. Işık yaktım. Saat şu anda 3. Ama hava bozuk olduğu için ışığı yaktım. Şimdi sevgili hanımlar, bakın ben kolu şöyle minik bir kol yaptım. Kolu yaptım, bitirdim. Çok da şık oldu. Bedenini nasılsa yapacağız. Sizlere yetiştirme adına hemen başlıyorum şimdi kolun yapımına. Şöyle bırakıyorum. Şurada görmüş olduğunuz bir kare yapmıştık. Hemen birinci kareden zincirimi sağlamlaştırarak 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya bir trabzan yaptım. Arada herhangi bir zincir yapmaksızın tığımın üzerine alıyorum. Şu ucu da arada götürerek, burası kol altı. Kol altında eksiltmeler var. Evet. Bu şekilde bir kare oluşturdum. Devamında bir iki zincir çekiyorum. Hemen şurada reglan noktam var. Benim reglan noktama ikili bir trabzan yapıyorum. Devamı 2 zincir, 2 trabzan olarak sıra sonuna kadar kolu dönüyorum. Kol altında herhangi bir dikiş yok. Birkaç ilmek kare eksilterek kolumuzun genişliğini ayarlıyorum ben. Bunu dilerseniz uzun kol yapabilirsiniz. Ya da hiç şumaviyi bile yapmadan kol kenarlarını tığlayıp sıfır kolda yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben yine kendi yaptığımı göstereyim de arkadaşlar. İki zincir. Hemen burada reglan ilmeğimiz var. Bakın bu reglan ilmeğin içerisine de yine iki trabzan. Bir, iki zincir. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada yine ilmek eksilteceğim sevgili hanımlar. Hemen şurada zincirin tepesine kaydırma yaptım ve bağladım. Yanındaki trabzanın tepesine kaydırma yaptım ve bağladım. Bir, iki zincir çektim. Aynı noktaya bir, yani şu önündeki trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Burada bakın bir kare eksiltmiş olduk. Şu ipi altına aldık, net görünmüyor. Bir kare eksiltmiş olduk. Diğer kolda ne yaptıysam aynı işlemi yapıyorum sevgili hanımlar. Evet. İki zincir çekip devam ediyorum. Bir, iki zincir çektim. Yine karelerimi yaparak devam ediyorum.
sıramı hızlı bir şekilde ördüm. Yine kol altına geldim. Sevgili hanımlar, 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Burada hemen bakın, yine zincir çekmeden arkadaşlar şu tepeye kaydırmayla tepeye bağladım. Direkt yuvaya girdim. 1 2 3 zincir çekip yine karelerimi yapıyorum. Böylelikle kol altında ilmeklerimiz azalmış oluyor. Şu şekilde. Dolanıp geliyor. İki zincir, bir kare. Yine üçüncü sıramızı da tamamladık. Dört sıra yapıyorum zaten. Bir, iki zincir. Karemi yaptım. 1 2 zincir, direkt zincirin tam böyle uygun yerinden kaydırmayla bağladım. Şimdi dördüncü ve son sıramı gidiyorum. Bu elimdeki ip bir tık daha kalın olduğu için arkadaşlar çekerek yapıyorum. Eğer sizin de evinizde ip varsa kalın olanı biraz şöyle esneterek yaparsanız aynı ölçüyü bulursunuz. İlla da hepsini yeni almak zorunda değiliz. Yine gök gürlüyor, yağmur yağacak Ankara'da. Dördüncü sıramı da tamamladım. Toplamda 21 tane kare var. Çocuğun kalınlığı, kol kalınlığına göre son karemi de yaptım sevgili hanımlar. Ve şuradaki görmüş olduğunuz şöyle zincirin üzerine kaydırmayla kapattım. Ve kol altında eksiltmelerimiz oldu ve şu anda kol genişliğimiz bu. 21 tane kare var. Şimdi ise kol ağzı lastiğini yapacağız. Kol ağzı lastiğini 5 ilmekten yapacağız. Hemen zincirimle çekip başlıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane de dönüş zinciri çektik. Hemen bu zincirlerin içerisinden birinci değil ikinci zincire kaydırmayla başlıyorum. Üç, dört ve beş. Beş tane kol ağzı için yeterli sevgili hanımlar. Pardon. Biz bunun altına sık iğne gidiyorduk değil mi? Sizin de kafanızı karıştırdım, özür dilerim. Yuvaya bir sık iğne. Diğer iki trabzanın arasına bir sık iğne. Yakada böyle yapmamıştık. Sık iğne yapmıştık. Yaka biraz bir tık arkadaşlar geniş geldi bana. Yani bir boşluk hem kol ağzında güzel toparlar bu. Bir iki trabzan arasına. Bir sıra şöyle çerçeveleyerek devam ediyorum. De yavaş yapayım şöyle. Bir boşluk. 1 2 trabzan arası bir boşluk. Çok sıkmadan. Eğer baktınız ki dar oluyor, çocuğun kolu daha kalın, şu aralara ikişer sık iğne yapabilirsiniz. Bir de şunu yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5. karede ortaya iki sık iğne yapabilirsiniz. Yani bu ayarlama kişinin
kol ölçüsüne göre. Tamam mı? Ben de 5 tane yaptım. Bir yuvaya 2. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 tane kareye tekli. Bu şekilde. 6. kareye ikili. Sık iğne olarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Kol altında şöyle görünürde 3 tane trabzanımız var. Hemen ortaya bir sık iğne. Diğer trabzana da bir sık iğne yaparak kaydırmayla kapattım. Şimdi şöyle bir çevirdik kolun ağzını. Hemen kol lastiğine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Birinci zincir değil, ikinci zincire kaydırma tekniğiyle bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaparak şu şekilde bir işlem gerçekleştirdik. Birinci sık iğneye battım, kaydırma yaptım. İkinci sık iğneye battım, kaydırma yaptım. Ve şu şekilde çeviriyorum. Bak, böyle çevirirseniz şu görüntü farklı olur. Ama şöyle içten dışa doğru çevirerek herhangi bir zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 5 tane olan sık iğnemin arka yüzündeki tek kanadına, yakada da göstermiştim bunu. Şöyle kaydırma tekniğiyle çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzanlar her daim örgünüzün arka yüzünde olmalı ki ön yüze lastik görünümü çıksın. Yani iki yönü de bunun farklı oluyor sevgili hanımlar. 3 4 ve 5. 5. Bir zincir çekip çeviriyorum. Yine arkadaki kanatlardan, her kanattan bir sık iğne, çok sıkmayın, sık iğne ama adı sık iğneyle kaydırma tekniği yapıyoruz. Şu şekilde serbest. Ve trabzanlara geldim. Yaklaştırıyorum, iyice belirginleşsin. Birinci kaydırmayı yaptım. İkinci kaydırmayı yaptım. Yine içten dışa doğru çeviriyorum. Hiçbir zincir çekmiyorum. Tığımın başına aldım. 5 tane olan sık iğnemin üzerine kaydırma tekniğiyle devam ediyorum. Ama tığın üzerine alarak. Bu tığın üzerine alarak ördüğümüz işlem örgünün arka yüzünden yapılmalı. Yoksa istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Zaten eliniz alıştı mı çok çabuk yaparsınız. Çevire çevire yapıyorum. Bakın. Şimdi bu yana çevirdim. Bir kez daha göstereceğim. Sonra herkes kendi yapacak bunu. 1 2 3 4 Son kaydırma saklanıyor. Haberiniz olsun. Aradan çekip alıyorum. Yine görünen birinci sık iğneye kaydırma, ikinci sık iğneye kaydırma, çevirmemiz bu şekilde. Zaten elimiz alıştığı zaman hem çok zevkli arkadaşlar bu lastiğin yapılışı, hem de çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Herhalde bundan sonra birçok örgüde ben bu lastik tekniğini kullanırım. Şu anda kameranın altında olmama rağmen çok rahat yapabiliyorum. Zaten ellerimizi böyle kendimize doğru çektiğimiz zaman da daha bir rahat yapıyoruz. İki, üç, dört, saklanan ilmeğimizi arkadan aldık ve 5. Sürekli 2.
Her seferinde iki tane sık iğne alarak geri dönüyoruz ve böyle bir güzellik elde ediyoruz hanımlar. Gördük mü? Bakın ne kadar güzel oluyor. Dönüşlerime dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sayıyı eksiltip fazla yapmamanız gerekiyor. Önemli püf noktaları bunlar. Kol boyunu, kolun şu kalınlık kısmını kendinize göre ayarlayın. Bakın şu kolun mesela şu uç kısmı neredeyse benim koluma oldu. Bunu bir yetişkinler için de dediğim gibi arka bedende benim şu anda 9 karem var. Kare dediğim şunlar. 11, 12 hatta 10, 11 kare büyükler için yeterli diye düşünüyorum ben. İpinizin kalınlığına bağlı bir. İkinci de şuradaki kareleri üçlü de yapabilirsiniz. Ona göre de değişir. Yani bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Ben kazağımı örüp bitireceğim. Kol ağzı genişliğini de hemen ölçüyü vererek kapatalım. Kol ağzı genişliğimiz. Buna bir de ılık ütü yapıyoruz zaten. Şöyle tutuyorum. Kol ağzı genişliği tam 11 santim. Yani 22 santim sevgili hanımlar. Kol altı zaten kısacık. Minik bir kol yaptık. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Beden genişliğini veriyorum. 33 santim. Tekrar kol genişliğini de son bir kez daha verelim. 17 santim gibi gibi. Allah emanet olun. Sema 04 Semahat bunun büyük bedeni yolda geliyor. Hemen 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 bunun ardından büyük beden. Şu anda beden numarasını unuttum ama galiba 38 beden geliyor. Hepinize kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle sevgili arkadaşlar.